Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz Kur'an-ı Kerim'in tarihçesi ve aynı zamanda yedi lehçesi ile ilgili olarak dersimiz başlamaktadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Beni Gıffarların gölünün yanında bulunduğu sırada Cebrail Aleyhisselam gelerek Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i ümmetine bir harf ve bir lehçe üzerine okumanı emrediyor buyurmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'tan bunun af buyurulmasını dilerim. Çünkü ümmetim buna güç yetiremez, dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci defa gelerek, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i ümmetine iki harf üzerine okumanı emrediyor, dedi. Peygamberimiz Yüce Allah'tan bunun af buyurulmasını dilerim. Çünkü ümmetim buna da güç yetiremez, dedi. Cebrail aleyhisselam üçüncü gelişinde Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i ümmetine üç harf üzerine okumanı emrediyor, dedi. Peygamberimiz Yüce Allah'tan bunun af buyurulmasını dilerim. Çünkü ümmetim buna da güç yetiremezdir, dedi. Cebrail aleyhisselam dördüncü defa gelerek Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i ümmetine yedi harf üzerine okumanı emrediyor. Bunlardan hangi harfle okurlarsa doğru okumuş olurlar buyurdu. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz buradaki ümmetine her şeyin kolaylaştırılması için Peygamberimizin nasıl Cenab-ı Hakk'a yalvarış halinde olduğunu görüyoruz. Sevgili dostlarımız, Müzzemmil Suresi ayet 4'te daha önce de bildirdiğimiz gibi Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama, ey Cebrail, ben ümmi, okuma yazma bilmez bir ümmete gönderildim ki onlar arasında yaşlı kadınlar, piri, fani erkekler, oğlanlar, kız çocukları ve hiçbir kitap okumamış olanlar var diyerek ümmetinin durumunu arz etmişti. Bunu da Tirmizi bildirmektedir Sünen'inde. Yine Ahmet bin Hanbel Müsned'inde efendim Müslim Sahih'inde, Ebu Davud yine Sünen'inde, Nesai de yine Sünen'inde bunlara değinmektedir. Bunları bildirmektedir. Evet sevgili dostlarımız, Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetlerden mürekkep olması konusunda da Kur'an-ı Kerim sureler de ayeti kerimelerden teşekkül etmiştir. Kur'an-ı Kerim iki kapağı arasında 114 sure olup Beraet Tevbe suresinden başka bütün surelerinin başında besmele vardır. Yani her sure diğerinden besmele ile ayrılmıştır. Sure-i Celileler lügatte yüksek derece ve mertebeye büyük bir şehri kuşatan sure denir ki muhtemelen buna benzetilerek Kur'an-ı Kerim'in de en az üç ayeti kerimesinden
müteşekkil hususi bir isim taşıyan, müstakil bölümlerinden her birine de sure denilmiştir. Sure sözü Kur'an-ı Kerim'in müteaddit ayet ve surelerinde geçer. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi, en kısa suresi de Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim'in inişi ve yazılışı konusunda da Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Ramazan-ı Şerif ayında Kadir gecesinde nazil olmaya başlamış, 23 yıl içinde tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetleri vahyedildikçe Peygamberimiz onları ezberlemek ve ezberletmekle kalmaz, yazdırmak için de hemen birini çağırın ona yaz diyerek okuyup yazdırır, yazılacak ayetin hangi sureye ve hangi ayeti kerimeden sonra nereye yazılacağını da bildirirdi. Çünkü inen ayeti kerimenin hangi sureyi celileye ve o surenin neresine konulacağı Cebrail aleyhisselam tarafından Peygamberimize bildirilmiş bulunurdu. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit der ki, vahyi ilahi Resulullah'ın huzurunda yazardım. Bitirdiğim zaman yazdığını oku buyururdu. Eğer ondan yazılmayan bir şey kalmışsa ekletir, fazla bir şey olursa onu da çıkarttırırdı. Yani kontrol altında yerli yerince eksiksiz kusursuz yazılırdı. Kur'an-ı Kerim böylece başından sonuna kadar Peygamberimizin huzurunda hurma dalları, düz yassı taşlar, kürek kemikleri ve yazı yazma elverişli şeyler üzerine yazılmıştı. Peygamberimiz ilk sıralarda Kur'an-ı Kerim'in kendi hadisleri ile karıştırılmaması için benden bir şey yazmayınız. Her kim Kur'an-ı Kerim'den başka benden bir şey yazmışsa onu hemen yok etsin buyurmuştu. Görüyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şeyin karışmaması için hadis-i şeriflerin bile önceleri yazılmaları yasaklandı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in iniş yerlerine göre durumuna gelince, Kur'an-ı Kerim umumiyetle Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Cuhfe'de, Beytül Makdis'te, Taif'te, Hudeybiye'de nazil olan ayeti kerimeler ve sureler de vardır. Hicretten önce Mekke-i Mükerreme'de nazil olanlara Mekki sureler, hicretten sonra Medine-i Münevvere'de nazil olanlara da Medeni sureler denmiştir. Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de nazil olan sureler ilk, orta ve son devrede olmak üzere üçe ayrılırlar. Sure-i Celileler ve ayeti kerimelerden Mekke'de nazil oldukları halde hükmü medeni olanlar, Medine-i Münevvere'de nazil oldukları halde hükmü Mekki olanlar bulunduğu gibi, Medineliler hakkında Mekke'de, Mekkeliler hakkında da Medine-i Münevvere'de nazil olanları
efendim, Mekki sureler içinde medeni ayetler, medeni sureler içinde de Mekki ayetler bulunmaları, Medine-i Münevvere'de nazil olanların içinde Mekke'de nazil olmuşa, Mekke'de nazil olanların içinde de Medine-i Münevvere'de nazil olmuşa benzeyen ayeti kerimeler vardır. Kur'an-ı Kerim her vakitte ve her yerde, hazarda, seferde, gecede, gündüzde, yazda, kışta, yatakta, döşekte nazil olmuştur. Ayeti kerimeler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, kelime ve harflerinin sayısı konusunda da ayeti kerime lügatta açık alamet, nişane, bellik anlamlarına gelmektedir. Dini istilahta ise Kur'an-ı Kerim'in bir hükme delalet eden ve birbirlerinden birer fasıla ile ayrılmış bulunan uzun veya kısa cümlelerinden her birine ayeti kerime denir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısında sure başlarındaki besmeleyi o surenin ayetlerinden sayıp saymamak ayetlerdeki durak yerlerinde görüş birliğine varamamak gibi sebeplerle 6000'den sonrasında ihtilaf edilmiştir. İdim adamlarından kimisi 6000'e 14, kimisi 177, kimisi 204, kimisi 214, kimisi 218 ve 219, kimisi 225 veya 226, kimisi de 236 eklemiştir. Şeyhülislam İbni Kemal de bilmek istersen eğer sen adedi ayatı cümlesi 6666 demiştir. 6666 demiştir. Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin sayısı 77.437 veya 77.439'dur. Harflerin sayısı da 323.015 veya 323.021 ya da 340.740'dır. Burada Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde baştan sonuna kadar azalma çoğalma diye bir şey yoktur. Sadece uzun ayetlerin efendim bir iki ayet sayılması gibi durumlardadır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bir harfi noksan değil, bir noktası bile noksan değil, içine bir harf bile katılmış da değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibidir. Fakat Kur'an-ı Kerim muciz, karşısındakiler aciz olduğu için insanoğlu onun karşısında aczini ifade etmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in oradaki ayet sayısında farklı rakamların olması uzun ayetlerin birkaç ayet sayılmasından ibarettir. Efendim dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ne azalma ne çoğalma diye bir şey yoktur. Asil varlığıyla Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar ve ebediyata kadar ebedi evet Kur'an-ı Kerim bozulmadı, bozulmayacaktır. Bunda kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan
Efendim Sure-i Celileler, Alak Suresi, Nun ve Kalem Suresi ve Müddessir Müzzemmil Sureleri, Tebbet Suresi, Ala ve Tekvir Suresi, Asır ve İnşirah Suresi, Dua ve Fecir Suresi, Adiyat Leyl Süreleri, Tekasür Kevser Süreleri, Maun Suresi. Efendim Fil Suresi, Kafirun Suresi, Felak, Nas ve İhlas Sureleri, Necim, Abese, Kadir, Şems, Buruç, Tin, Kureyş, Kari'a, Kıyame, Hümeze Sureleri, Kaf ve Mürselat Sureleri, Rahman ve Beled Sureleri, Cin ve Yasin-i Şerif Sureleri, Sa'd ve Furkan Sureleri, Fatır, efendim diğer adıyla Melaike Suresi, Taha ve Meryem Sureleri, Vakıa, Şuara, Nemil, Kasas, İsra, Hud, Yusuf, Yunus, Hıcır, Saffat, Lokman, Müminun ve Sebe Sureleri. Efendim Enbiya, Zümer, Mümin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf, Zariyat, Gâşiye, Kehif, En'an, Nahil, Nuh, İbrahim Sureleri. Efendim Tur Suresi, Secde Suresi, Hakka Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi, Me'aric Suresi, Nazi'at, İnfitar, İnşikak, Rum, Mutaffifin, Kamer, Tarık, Ankebut Sureleri, Fatiha-i Şerif. Bunlar Mekki surelerdir. Medine-i Münevvere'de inen sureler. Efendim, Bakara, Enfal, Araf, Ali İmran, Ahzab sureleri. Efendim Nisa suresi, Mümtehine suresi, Hadid suresi, Zilzal sureleri, Ra'id suresi, Muhammed sureleri, Talak ve İnsan sureleri, Beyyine, Haşr, Nasır sureleri, Hac ve Nur sureleri, Münafıkun, Mücadele, Tahrim ve Hucurat sureleri, Cuma, Tegadün, Saf, Fethi, Maide ve Tevbe sureleri, Medine-i Münevvere'de nazil olan surelerdir buyurulmuştur. Biz bu dersleri zaten tefsir derslerimizde A'dan Z'ye hangi surenin nerede inzal edildiği hakkında tefsir derslerimizde yeteri kadar bilgi vermeye çalıştık. Burada da efendim tarihi durumuna bakarak burada tarihi durumundan da efendim notlar, keşif notları vermeye çalışıyoruz. Nübüvvet, Nebi, Resul ve bunların anlamları konusunda da nübüvvet akıl sahibi kulların üzerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Yüce Allah Celle Celaluhu ile kulları arasında yapılan elçilik demektir nübüvvetin anlamı. Nebi kendisine melek tarafından vahiy veya kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise, Resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahyinin fevkinde
özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan ve kendisine Cebrail aleyhisselamın Yüce Allah tarafından özel olarak indirdiği kitapla vahyetmiş olduğu Yüce Allah'ın hükümlerini topluma, insanlık alemine, cinler de dahil tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bunun için her Resul Nebidir. Fakat her Nebi Resul değildir denilmiştir. Bunlar da geçmiş derslerimizde bunlar hakkında yeteri kadar bilgi verdik. Burada da tarihi durumuna bir göz atıyoruz. Evet, nebilik ve resullüğün Yüce Allah'ın vergisi oluşu konusunda da nebilik ve resullük Allah vergisi olup bunu Yüce Allah'ın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Bir vahiy ile veya bir perde arkasından yahut bir elçi melek göndermiş, bilmem melek gönderip de kendi izniyle dileyeceğini vahyetmesi olmaksızın Yüce Allah'ın hiçbir beşere kelam söylemesi vaki olmamıştır. Şüphesiz ki o çok yücedir, mutlak bir hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz sana da böylece emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Halbuki bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Bakın Kur'an-ı Kerim'in bir adı ruh, bir adı da nurdur. Bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet veririz. Şüphesiz ki sen muhakkak doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsundur. Bunları Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e hitap ediyor bu ayetlerle. O Allah ki Celle Celaluhu, ümmiler Araplar içinde kendilerinden onlara bir Resul peygamber gönderendir ki, o Resul onlara ayeti kerimelerini okur, onları temizler, onlara kitabı, hikmeti öğretir. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Bu peygamberlik Allah'ın kimi dilerse ona vereceği bir fazilettir. Lütfu ilahidir. Allah büyük fazıl, kerem sahibidir. Allah risaletini, elçiliği nereye vereceğini çok iyi bilendir. Bunlar işte Hazreti Muhammed'in peygamber gönderilişi ve peygamberi Allah'tan başka kimsenin tayin edemeyeceğinin belgeleri, ayeti kerimelerdir. Peygamberimizin hem nebi hem resul oluşu, Hazreti Muhammed hem nebidir hem resuldür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem nebi hem de resul idi ki Ahzab suresinin 40. ayeti kerimesinde Efendim Cebrail aleyhisselam peygamberimize ilk defa rüyada gelip Alak suresinin başından 5 ayet vahyettikten sonra gündüzün yerle gök arasını dolduran bir insan suretinde açıktan görünerek ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sen Allah'ın Resulüsün, ben Cebrail'im diye hitap etmiştir. Peygamberimiz peygamberliğini Abdülmuttalip oğullarına açıklarken de
Ey Abdülmuttalib oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara, cinlere peygamber gönderildim buyurmuştur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu konuda pek çok ayeti kerimeler bulunmaktadır. Eshab-ı güzinden Cabir bin Abdullah da Peygamber aleyhissalatü vesselam özel olarak kendi kavmine, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildi demiştir. Kur'an-ı Kerim'in Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de inen müteaddit ayeti kerimelerinden efendim mevzumuzla ilgili üçünün mealini de naklile iktifa ediyoruz. De ki, ey insanlar, hiç şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü ve tasarrufuna malik olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, diriltmekte ve öldürmekte olan Allah'ın size, hepinize gönderdiği Resulüm. O halde Yüce Allah'a ve Ümmi Nebi olan Resulüne ki, yani kendisi de o Allah'a ve onun sözlerine iman etmekte olandır. İman ediniz, ona tabi olunuz, ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. Sen hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah Hazreti Muhammed'e buyuruyor bunlar hep. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, Allah'ın elçiliğini, peygamberlik görevini tebliğ ve ifa etmiş olmazsın. Yüce Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Yüce Allah kafirler güruhunu muvaffak kılmaz. Evet sevgili dostlarımız, nebilerin ve resullerin sayısı hakkında da insanlara gönderilen peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhü der ki, ya Resulallah, nebilerin sayısı kaçtır diye sordum. 124 bindir buyurdu. Ya Resulallah, nebilerin ilki hangisidir diye sordum. Adem aleyhisselamdır buyurdu. Ya Resulallah, nebi oldu mu diye sordum. Evet, mükellem bir nebidir buyurdu. Ya Resulallah, onlardan kaçı resüldürler diye sordum. 315 kişilik bir cemaat buyurdu. 315 resül. Kur'an-ı Kerim'de isimleri veya kıssaları anılan ve anılmayan peygamberler. Kur'an-ı Kerim'de isimleri anılan ve kıssaları anlatılan peygamberler de vardır. İsimleri anılmayan, kıssaları anlatılmayan peygamberler de vardır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Andolsun ki senden önce de birçok resuller gönderdik. Onların içinden sana kıssalarını anlattıklarımız da vardır. Sana bildirmediklerimiz de vardır. İşte görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Mü'min suresinin 78. ayeti kerimesinde bize bu durum bu şekil bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de isimleri veya kıssaları anılan peygamberler. Adem, İdris,
ismi Kur'an-ı Kerim'de değil, hadis-i şeriflerde geçen de Şit aleyhisselam vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Şuayb, Yakup, Yusuf, Eyüp, Zülkifli, Yunus, Musa, Harun, İlyas, Elyesa, Davud, Süleyman, Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya. İsa aleyhisselamlar. Bir de en son Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Bu 28'inin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer. Bunlardan Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn gibi birkaçının peygamber mi, veli mi olduğu hakkında görüş birliğine varılmamıştır, ihtilaf vardır. Ama büyük şahsiyetler olduğu kesindir. Peygamberimizin Allah'tan telakki ve tebliğ ettiği din ve şeriat konusunda da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'tan telakki edip insanlara tebliğ ile vazifelendirildiği din ve şeriat, ulu atası İbrahim aleyhisselamın dini, dinden efendim Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselamlara tavsiye buyurulan ve ayrıca peygamberimize de vahyedilen şeriat idi. Din ve dinin çeşitli manaları da bulunmaktadır. Din lügatta ceza, İslam efendim adet, ibadet, taat ve inkiyat, hüküm ve ferman, tevhid, millet, şeriat, vera ve takva, hesap gibi türlü manalara gelmektedir. Yani bunların hepsini içinde toplamaktadır. Din kelimesinin içinde bunların hepsi vardır. Şeriat dilinde din, peygamberin aleyhissalatü vesselam Allah tarafından getirip tebliğ ettiği şeyleri kabule akıl sahiplerini davet eden ilahi kanunların tümüne din denir. Bu ilahi kanuna uyulduğu için de din denir. Ve bu kurallara uyan kişiye de dindar denir. Allah'ın açık ve geniş yolu olduğu, kullar bağlansınlar diye konulan hükümlerden ibaret bulunduğu için de şeriat denir. Dikkat et buraya. Allah'ın açık ve geniş yolu olduğu, efendim kullar bağlansınlar diye konulan hükümlerden ibaret bulunduğu için de şeriat denir. Yani İslam dininin kanun ve kurallarının adına şeriat denmektedir. Şeriata şeriat denilmesi sıdık ve sadakatla bağlananın hem susuzluğunu gidereceği hem de günah kirlerinden arıtıp temizleyeceği içindir. Dine millet denilmesi de üzerinde toplanıldığı, yüründüğü içindir. Din, millet aslında bir olup aralarındaki fark itibaridir ve dinin yüce Allah'a, milletin de peygambere nispet edilmiş olmasından ibarettir. Din, iman, İslam ve bütün şeriatları kaplayan umumi bir isimdir. Yani din dediğimiz zaman içinde iman, İslam ve bütün şeriatları kaplayan umumi bir ismin adı dindir. Şeriatlar, milletler açık ve aydınlık yollar. Sünnetler en mükemmel ve en güzel bir biçimde Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamla hatim ve ikmal olunmuştur. Yani sona ermiş
ve kemale de ermiştir. Bunun böyle olduğu da Yüce Allah tarafından Maide suresinin 3. ayeti kerimesinde "Bugün sizin dininizi, Yüce İslam'ı kemale erdirdim. Dinin hükümlerini ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip kabul ettim." buyurarak Yüce Allah bu durumu açıklamıştır. Evet sevgili dostlarımız, Yüce Allah'ın katında makbul dinin ve bütün peygamberlerin dininin İslam dini oluşu da açık seçik ortadadır. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre Yüce Allah katında makul din, makbul din İslam dinidir. Yüce Allah başka bir din inzal etmemiştir. Öbürlerinin tamamı sapma, uydurmadır. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre din İslam'dır, makbul din. İnnet dini indallahil İslam. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu din asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara, husrana uğrayanlardandır. Ey dünya insanları, aklınızı başınıza alınız. Biz size duyuruyoruz. Âl-i İmrân suresi ayeti kerime 85'te, bu açık açık Yunus suresi 72'de, yine Âl-i İmrân suresi 19'da, bunda açık bildirilmektedir. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de bu açık açık bildirilmektedir. İnsanların ilk zamanlardan beri tuttukları, bağlandıkları tek ve umumi din İslam dinidir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ eylediği din İslam dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler İslam dininin esaslarını tebliğe çalışmışlar. Bu dinde can vermiş, can vermeyi özlemişlerdir. Adem aleyhisselamdan sonra Ebul Beşer olan, başka bir deyişle tufandan sonra ikinci Adem, Adem baba diye tanınan Nuh aleyhisselam Müslümandı. Doğru yola kılavuzlamakla görevlendirildiği kavmine şöyle demişti: "Eğer benim davetimden ve öğütlerimi kabulden yüz çeviriyorsanız, ben sizden bu hususta zaten bir şey istemedim ki, benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir. Ben ona boyun eğen Müslümanlardan olayım diye emir olundum." Görüyorsunuz. Ben Müslümanım diyor Nuh aleyhisselam. Ve böyle emir olundum diyor. Peygamberler atası İbrahim aleyhisselam da, onun oğulları ve torunları da Müslüman idiler. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır: "Kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O şüphe yok ki ahirette de muhakkak salihlerden, yüksek derece efendim hesabındandır." Rabbi ona "kendini Hakk'a teslim et" dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Buradaki teslimiyet Müslüman oldum, Müslümanım demektir. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti.
Onun torunu Yakup da şöyle yaptı. Ey oğullarım, Allah sizin için İslam dinini beğenip seçti. O halde siz de başka değil ancak Müslümanlar olarak can veriniz dedi. Yoksa ölüm Yakup'un önüne geldiği vakit siz de orada hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra ne ibadet edeceksiniz diye dediği zaman, onlar senin ilahına ve babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahi olan, yegane bir olan Allah'a ibadet edeceğiz dediler. Biz ona teslim olmuşuzdur. Yani biz Müslümanız demişlerdi. Yusuf Aleyhisselam da atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik koşmamız bizim için doğru olmaz. Bu tevhid bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve inayetidir. Fakat insanların pek çoğu buna karşı şükretmezler. Ya Rab, sen bana bir mülk ve saltanat ve sözlerin tevilinden de bir ilim verdin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de benim yârim, yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al, beni salihler zümresine kat demişti. Bu da Yusuf Aleyhisselam. Bakın hepsi Müslüman bunların. Evet sevgili dostlarımız, inşallah Musa Aleyhisselam'la da dersimiz bir sonraki dersimizle devam edecektir. Cenab-ı Hak itikatta, amelde, ahlakta, hukukta gerçek bir Müslüman olarak imanı ebedi ilebet kamil ve daim olarak efendim Yüce Allah'ın huzuruna imanı kamille, ameli salihle gelmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasibi müyesser eylesin. Böyle olmayı dileyen herkese sevgili dostlarımız, biz gerçekleri hatırlatıyoruz. İmandan nasibi olanlar elbette ki iman edecekler, gerçek Müslüman olacaklardır, olmuşlardır, olacaklardır. İnşallah imandan nasibi olmayanlar için de bizim yapacağımız bir şey yoktur.